Merhaba arkadaşlar. Sınav öncesi sizinle 60 altın kuralımızı paylaşacağız. 60 altın kural aslında bir kitabımızın parçası ama kitap çıkmadan sizinle bunları paylaşalım istedik. Her bir derste 5 konuyu işleyeceğiz beraber. Hemen şöyle isterseniz sırayla hepsini beraber başlayalım, açıklayalım. Bu kurallar tabii ki çok okuma yaptıktan sonra, iyi bir çeviri yaptıktan sonra işinize yarayacak olan şeylerdir. Ama siz çok okuma yapmazsanız bunlar da çok fazla işe yaramayacaktı. Bunlar sadece kısa bir hatırlatma. Bunlarda hem örnek cümleler var, hem cümle çevirileri, hem de açıklamalar var arkadaşlar. Örneğin would have fiilin üçüncü halini gördüğünüzde bu aslında bir if yapısıdır. Ve mutlaka diğer cümlede if had fiilin üçüncü hali olur. Ya da bunu gördüğünüzde bunun olma ihtimali yüksektir. Bazen burada could da olabiliyor. Ve if had yapısı olursa diğer cümlede de bunu getirebiliyoruz. Örneğin bir cümlemize bakalım. If she had listened, student listened to the teacher carefully. Eğer öğrenci öğretmeni dikkatli bir şekilde dinlemiş olsaydı, he would have answered. Ne yapmış olacaktı? Yanıtlamış olacaktı. Soruyu kolaylıkla yanıtlamış olacaktı. Bu tip 3 dediğimiz yapı arkadaşlar. Yani olay geçmişte kaldı. Bazen bunu geçmişte pişmanlık olarak ifade ediyorlar. Bazen de tip 3 olarak, yani geçmişe dair bir şartı ifade ediyoruz. Ve mutlaka zaman uyumu ister burası. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Şart bağlaçları konusuna girer dediğimiz gibi. Yani bu tür cümleler hep geçmişte kalıyor tip 3 olduğu için. Bazen bu would'un yerine biraz önce dediğimiz gibi could veya diğer modal yapılar da kullanılabiliyor. Modal perfect yapılar. Ve if yapısı olmadan da yine şart anlamı verebilecek without da kullanılabiliyor. Örnek cümlemizin çevirisi şuydu. Öğrenci öğretmeni dikkatle dinlemiş olsaydı soruları kolayca cevaplamış olacaktı. Genelde çevirisi yukarıda verildik mi? Bazen de dinleseydi cevaplayacak, yani cevaplamış olacaktı şeklinde olmayabilir. Önemli olan aslında burada çevirisinden ziyade o yapının geçmişte kaldığını ve kalıp olduğunu, zaman uyumu istediğini bilmektir arkadaşlar. Tip 3 olduğunu söylemiştik. Birinci kuralımız bu. Arkadaşlar diğer bir kuralımız by the time yapısı. By the time e kadar anlamına gelen bir yapı. By the time'ın iki zamanda kullanımı yaygındır ve kurala bağlıdır. By the time yapısından sonra present bir fiil gelirse, yani fiilin birinci hali veya geniş zaman gelirse, devamı will have fiilin üçüncü hali olur. Tabi bunlar %99 ihtimalle. Yani bunu gördük illaki bu olacak diye bir şey yok ama %99 böyle çıkar ve bu şekilde doğru yanıtı bulabilirsiniz. Örneğin by the time she cleans her daughter's room, kızının odasını temizleyene kadar oğlu bitirmiş olacak. Bir eylem olana kadar diyenin bitmiş olmasından bahsediyor. Ödevini bitirmiş olacak. By the time e kadar anlamına gelir. Bu anlamda kullanılan until ve til bağdaşları var ama bunlar kullanıldığı zaman böyle bir zaman uyumu kuralı yok. Yani will have fiilin üçüncü hali gelmiyor. Yerine gelecek zaman yapısı da kullanılabiliyor ama çoğunlukla yukarıda verildiği gibidir arkadaşlar. Cümle çevirisine bakalım. Kızının odasını temizleyene kadar oğlu ödevini bitirmiş olacaktır. Genel itibariyle çeviri yukarıdaki gibidir ama bazı durumlarda küçük de olsa bazı çeviri değişiklikleri olabiliyor. Önemli olan anlamı çıkarabilmektir arkadaşlar. Bu da diğer bir detayımız. Üçüncü kuralımız arkadaşlar. Üçüncü kuralımızda da yine by the time var ama bu sefer by the time past yapıyla kullanıldığında ne gelir ne olur? Devamında da past perfect gelmesi lazım bu sefer. Yani belli bir eylem geçmişe kadar ondan öncesini ifade ettiğinden dolayı. The American market for tea bags had been well developed. Yani Amerikan çay poşeti veya poşet çay pazarı diyor. Bayağı iyi gelişmişti. Ne zamana kadar? Onlar diyor neye tanıştırılana ve getirilene kadar Britanya birkaç yıl sonra by Joseph Tetley and Company 1953'te Joseph Tetley ve şirket tarafından birkaç yıl, birkaç 10 yıl sonra Britanya'ya getirilene introduce tanıştırma, başlatma, uygulamaya koyma birçok anlama gelebilir. Bu yani Britanya'ya gelene kadar iyi gelişmişti anlamını veriyor. Dikkat edin, pasta past perfect var. By the time cümle ortasında cümle başında çok bir şey fark etmiyor. Ona dikkat edelim.
Past ve past perfect'ten sonra maşada zaten beraber kullanılır. Ama özellikle bu kullanım yaygındır. Yani bağlacın cümle başında ve ortada olması bir şey değiştirmiyor. Bunu bilelim. Çok nadir de olsa bazen past tense de by the time'la birlikte yine past tense olarak kullanılabilir. Çok nadir. Ama kuralı unutmayalım arkadaşlar. Amerikan çay poşetleri pazarı 53'te Joe Stedley ve şirketi tarafından birkaç 10 yıl sonra İngiltere'ye tanıtıldığı zaman zamana kadar iyi bir şekilde gelişmişti diye çevirisini yapabiliyoruz arkadaşlar. İngilizce genel itibariyle bağlaçlar tek başına bir kelime ama Türkçe'de nitelikli yapıyla birlikte ek olarak kullanılabiliyorlar. Bazı bağlaçlar tek olarak da kullanılabiliyor tabii ki ama sürekli çeviri yapıldığı zaman, çeviri yaptığınız zaman zaten anlamları her cümlede net bir şekilde çıkarılabiliyor. Yani sizin iyi okuma anlama çeviriniz de yine yapacağınız çevirilerle de bağlantılı arkadaşlar. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Diğer bir detayımız arkadaşlar, head verb üç yapısı, yani past perfect tense. Past perfect tense genellikle bir pastla kullanılır. Yani kendisiyle kullanıldığı yerler var ama bunu gördüğünüzde yanındaki zaman soruları için, cümle tanımlama soruları için bu önemli bir past tense kullanılır. Following World War, Second World War, İkinci Dünya Savaşı takiben birçok fabrika ki adanmış olan, yani bu sıfat cümleciği, neye adanmış olan? Askeri üretime, yani savaş esnasında askeri üretime adanmış olan birçok fabrika were converted back to, tekrar dönüştürüldü neye? Orijinal, yani sivil kullanıma tekrar dönüştürüldü. Dikkat edin burada, yani past perfect mutlaka bir pastla. Kendisiyle de olur ama daha çok bir pastla. Burada tabii şuna dikkat etmek lazım. Yani zamanların arasındaki eylem farkı, yani öncesi sonrası, ona dikkat etmek gerekiyor. Bu da diğer bir detaydı arkadaşlar. Past, past perfect yapıları beraber kullanımı illaki bağlayışla olması gerekmez. Bazı durumlarda sadece anlamdan da bir eylemin önce veya sonra olduğunu bulabilirsiniz. Bunu da tabii ki dediğimiz gibi anlamdan çıkarmak gerekiyor. Cümle çevirisine bakalım. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından savaş sırasında askeri üretime ayrılmış devoted olan fabrikadan çoğu orijinal sivil kullanıma geri döndü, geri döndürüldü. Yorum yaparken mesela cümlemiz pasifti ama işte geri döndürüldü demiyoruz, geri döndü de diyebiliyoruz. Ayrılmış ifadesi bağlaçla birlikte kullanıldığı zaman o past perfect'in birebir ayrılmıştı ifadesi vermeyebilir. Ama cümleye baktığımızda bir eylem önce bir eylem sonra çok net bir şekilde anlaşılabiliyor arkadaşlar. Buna da dikkat etmekte fayda var. Diğer bir detayımız arkadaşlar, unless, yani if yapılarında tip 1 olan bu yapı if not'la aynı anlama gelir ve madıkça medikçe anlamındadır. Genellikle geniş zamanda kullanılır. Birçok vitamin ve mineral bunlar gerekli bileşenlerdir diyetimizin, ne olmazsa ne olmadıkça onlar aşırı bir şekilde tüketilmedikçe. Yani aşırı tüketilmezse tabii ki faydalıdırlar. Tüketilmedikçe daha çok karşımıza çıkar. Ama tüketilmezse ifadesi de arkadaşlar olur. Ona dikkat edin. Unless yapısı kendisi olumsuz anlamlı. Yani devamındaki cümlede bir not ifadesi olmasına gerek yoktur. If not yapısı bunun yerine kullanılabilir. Ve tip 1 veya tip 2 yapılarında sık kullanılır. Ama siz bunu tip 1 olarak akılda tutun. En çok tip 1'de tip kullanılır. Birçok vitamin ve mineral aşırı tüketilmedikçe diyetimizin gerekli bileşenleridir. Unless ifadesi her ne kadar madıkça medikçe diye çevrilse de bazı yerlerde olmasa da diye çevrilebiliyor arkadaşlar. Daha önce ifade ettiğimiz gibi önemli olan yapının hangi zamana ait olduğunu ve anlamını çıkarabilmektir arkadaşlar. 5 kuralımız bu. Devamlı arkadaşlar size ifade etmeye, anlatmaya devam edeceğiz. Sınav öncesi umarız faydalı olur size arkadaşlar.